Tercih zamanından merhaba. Cem Seymen ben. Belki de tarihin gördüğü küresel ısınmanın dayattığı en sıcak İstanbul'u yaşıyoruz. İstanbul'da stüdyo her ne kadar e, klimalı olsa da yine de bu muazzam sıcağa dayanmak mümkün değil. Ceketi çıkartmak zorunda kaldım ki daha iyi yoğunlaşabileyim. Çünkü üniversite deyince heyecanlanıyorum. Ateş basıyor. Gençlik deyince daha çok heyecanlanıyorum. Dinamizm geliyor eğitim ve öğretim deyince de bambaşka bir dünya açılıyor. Dolayısıyla bugün son derece özel bir konuğum var. Çok sıcak bir yerden. Gaziantep'ten, Güneydoğu Anadolu'da en sevdiğimiz, yani belki de lezzet durakları diyebileceğimiz en muhteşem kent. Gaziantep'ten bir konuğum var. Bugünkü konuğum Hasan Kalyoncu Üniversitesi. İki pırıl pırıl genç konuğum. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, Üniversite Öğrenci Dekanı ve Eğitim Fakültesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Bölümü Doktor e, öğretim üyesi Özgür Osman Demir. Hoş evet. geldiniz. Hoş nasılsınız? Merhabalar, Özgür teşekkür Bey? ederim. Sizler nasılsınız? Eksik olmayın. Gaziantep sıcak mıydı? Çok fazla ama burası kadar değildi. <gülüyor> <gülüyor> burası çok kötü. Bugün. Ben bile ceket <laughs> aynen, atmak zorunda aynen. kaldım. Üniversite Öğrenci Dekan Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Elif Dökünlü dinler. Doğru mu söyledim? Doğru evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bizi konuk aldığınız çok için. Çok teşekkürler sağ olun. Güler yüzünüz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bunu olmak çok güzel. Gaziantep Üniversite deyince Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilk aklınıza gelen şey ne? Size en çok etkileyen bölümü ne? Ee, tabii birçok her bölüm birbirinden kıymetli ama burada bizim için ön plana çıkan her bölümün kendi içerisindeki uygulamalı eğitimi. Hangi bölüm olursa olsun, radyo, televizyon, sinema bölümüne baktığımızda radyosu var üniversitenin. Fizyoterapi bölümüne baktığımızda hastanesi var. Psikolojik danışma bölümüne baktığımızda danışma odaları var. Öğrenci hangi bölümde olursa olsun direkt uygulama içerisinde, sahanın içerisinde mezun olma şansı buluyor. Okurken aslında bütün tıp pratikteki bütün becerileri kullanmış oluyor. Şimdi değerli Özgür Hocam, evet. yani... Eğitim o kadar farklılaştı ki aslında öğrenciler bilgiye istedikleri yerden ulaşıyorlar. İnternetten yani Google'a girdikleri andan itibaren her türlü bilgiye ulaşıyor. Önemli olan o bilginin inşa edilmesi, başka bilgiyle birleştirilmesi ve birleşen bilgiyle bir kafa formasyonu oluşturmak ve geleceğe dair bir düşünce biçim, bir analitik düşünce yeteneği kazandırmak. Bu açıdan baktığımızda Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin sunduğu avantajlar nedir öğrencilere? Ee, özellikle burada dediğiniz gibi öğreticilerin rolleri de değişiyor. Artık eski öğretici rolünden ziyade öğrencinin yanında öğrenme süreçlerinde bir yardımcı rolünü alan öğretim üyesi profilleri oluşmaya başladı. Burada bizim için en ön plana çıkan şey kişiselleştirilmiş eğitim modelimiz. Öğrenci ilk oryantasyon sürecinin ilk gününde öğrencilerden nitel ve nicel veriler alıyoruz. Bu verilerle öğrenciyi tanıyoruz. Sonrasında diyoruz ki sen bu yeteneklerin var, kariyer hedeflerin bunlar, böyle becerilerin var. Sen bu topluluklara gidebilirsin, bu topluluklar bak senin için uygun. Sen şu şu kariyer planlama derslerini alabilirsin. Bunlar transkript dışından tamamen örneğin gazetecilik dersi alıyor. Hı. Öğrenci hukuk bölümünde ama gazetecilik dersi alıyor kendi ilgi yeteneklerine özgün bir model çıkartıyoruz. Bunu akademik danışmanlık sistemine entegre ediyoruz. Ardından da öğrenci bitirdiğinde bir nan akademik transkriptle ayrıca mezun olma şansı yakalıyor. Bu bizim kişiselleştirilmiş eğitim modelimiz diğer modellerden farklı olarak ön plana çıkıyor. Elif Hocam şimdi Gaziantep'e ben ne zaman gelsem hep yani hem kültürel açıdan çok böyle kendimi iyi hissederim. Çünkü müthiş hem kültürel hem mitolojik hem olağanüstü bir gastronomi kültürünüz var. Ama bunun yanında sanayi var. Bilim var, teknoloji var. Yani kıpır kıpır bir kent. Bir öğrenciye çok fayda sağlayacak bir kent. Ee, peki üniversite kampüsündeki hayat nasıl? Öğrencinin Gaziantep gibi bir yerde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğretim almasının ona hayat boyu sağlayacağı avantajlar ne olabilir diye sorsam size. Şimdi sizin bahsettiğiniz gibi Gaziantep medeniyetler beşiği bir şehir. Ee, sanayisi, gastronomisi ve artık eğitim şehri. Biz bunu sadece var olan eğitim değil buradaki başarılarla da görüyoruz. Üniversite sınav sonuçlarına baktığımızda artık oradaki öğrenci daha yüksek puanlarla bir potansiyel oluşturuyor. Gastronomi ve sanayiyle tanınmasının yanı sıra artık bir eğitim şehri diye çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Tabii ki burada yer almanın üniversitemiz için bazı misyon ve vizyonları var. Hani bunun içerisinde neler bulundurmamız gerektiği bir kampüsü oluştururken içerisinde öğrenciye sunulan imkanlar. Çünkü sizin söylediğiniz gibi artık eğitim sadece öğretici, alıcı, verici, alıcı dengesinden ibaret değil. Kendini keşif süreci. Bu keşif süreci içerisine baktığımızda üniversitemiz 2008 yılında kuruldu. 2010 yılında ilk öğrencilerini aldı. Bu yıl gururla 10. mezuniyet törenimizi düzenledik. Tebrikler. Şimdiye kadar teşekkür ederiz. 18 binden fazla mezun verdik. 8.000 öğrencimiz aktif eğitime devam ediyor. Kampüs büyüklüğü içerisinde baktığımızda Türkiye'de en büyük 10. kampüsüz. Ancak sadece alan bir şey ifade etmez. Bunun da farkındayız. Bu anlamda değerlendirdiğimizde biz yeşil kampüs bazında Green Metric sıralamalarına bakıyoruz. Türkiye'de 4. üniversiteyiz. Dünya çapında ilk 300 içerisindeyiz. Bununla gurur duyuyoruz. Bunun yanı sıra eğitim olanakları tabii ki çok gelişmiş olmakla beraber öğrenciye sağdığımız sosyal imkanlar, eğlence merkezleri, uygulama merkezleri Spor merkezleri, golf da var, badminton da var. Neden önemli Deniz kortumuz, evet. Yani tüm üniversite hayatım boyunca hep şunu düşünmüşümdür. Yani e, sadece üniversite hayatında değil, yani ortaokul döneminden itibaren e, o kadar çok farklı kültürlerle e, donanmış ve harmanlanmış bir toplumuz ki biz. Yeteneklerimiz farklı, becerilerimiz farklı, dünyaya bakış açımız farklı, daha pratik zeka. Ama bu yetenekleri, becerileri ortaya çıkaracak bir ortam sağlanamaz ve çocuk kendini tanıyamaz. Öğrenci yeteneklerini, becerilerini hiçbir zaman keşfedemeden yaşlanır, keşke der sonra. Keşke denmesin diye neler yapıyorsunuz? Tam olarak bu noktada öğrenci topluluklarımız işin içerisine giriyor. Öğrenci toplulukları hem kendi işlerinde faaliyetler yürütüyor hem de birleşerek daha büyük faaliyetleri, organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Burada tiyatro topluluğumuz, örneğin pandemi döneminde Türkiye'de tiyatronun durduğu bir dönemde, Türkiye'de tek üniversiteler arasında tiyatro oyunu çıkaran topluluktu. Hekatlonlar, game jam'ler, 3 gün boyunca çocuklar orada oyun üretimi süreçlerinin içerisine dahil oluyor. Ve sonrasında ödüllerle vesaireyle Türkiye ve dünyaya kendilerini duyuruyorlar. Yani aslında öğrenciler genelde kendi ilgi ve yeteneklerini bu kişiselleştirilmiş eğitim modeliyle bunu hep sağlamaya çalışıyoruz ama yeni bir deneyim lazım öğrenciye. Yeni bir akış gerekiyor. Bu da o akışta yeni bir tecrübelerle birlikte ortaya çıkıyor. Burada da en büyük öğrenci topluluklarımız, şu anda 60 tane öğrenci topluluğumuz var. Hepsi çok aktif bir şekilde bu sürecin içerisinde yeni deneyimlere açık bir biçimde ilerliyorlar. Öğrenci toplulukları kendi arasında birleşerek şu anda Teknofest'te en yüksek başvuru yapan vakıf üniversiteler arasında birinci sıradayız örneğin. E, bu sinerji beraberinde başarıları da getiriyor tabii ki. Şimdi üniversitelerde bir de bu öğrenci topluluklarının getirdiği şöyle avantajlar var. O kadar farklı becerileri, yetenekleri olan insanlar bir arada ...gerçek hayatın modellemesini yaşıyor ki... ...öğrenci topluluklarının bütün bu hedefleri doğrultusunda beraber çalışıyorlar. Bir e, ekip çalışması, disiplini ve kültürü yerleşiyor. Ki bizim eğitim sistemimiz çocukluktan itibaren hep böyle bireysel başarıyı yüceltir. Halbuki başarı bence çağımızda bir ekip başarısı, beraber çalışabilme kültürü. Uluslararası işbirlikleri de var galiba okulunuzda. Tabii. Bir de onlarla uluslararası bir beynelminen üniversite olma kimliğiyle... ...öğrenciyi yetiştirebilme imkanınız var. Neler yapıyorsunuz? Uluslararası uluslararasılaşmak adına iki önemli temel kavram var. Bunlardan bir tanesi uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapabilmek. Bir de mevcut öğrencileri yurt dışı bağlantılarla bu kanalı sağlayabilmek. 80'in üzerinde Erasmus anlaşmamız var. E, hibe anlamında en fazla bütçesini arttıran üniversiteyiz şu an. Bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü öğrencimiz yeter ki gitmek istesin. O anlamda her türlü destekte onlardayız. Hı hı. 24 farklı üniversiteden 500 uluslararası öğrencimiz var. Öğrenciler içerisinde sizin dediğiniz kültürel çeşitliliği sağlamak anlamında da Farklı yetenekleri ve kültürleri bir araya getirmek anlamında da bu çok kıymetli. Ne kadar değişti her şey değil mi? Yani bölüm fakülte sayısı ne kadar oldu üniversitede şimdi? Şu an bizim 36 bölümümüz var. 9 fakülte, 2 tane yüksek okulu. Hem yatay hem dikey büyümeyi önemsediğimiz için aslında hem Fakülte açmaya devam ediyoruz. Hem fakülteler içerisindeki bölüm sayılarımızı arttırarak devam ediyoruz. Nitekim yeni açılan turizm fakültesi içerisinde şu an turizm işletmeciliği bölümümüz var. Bankacılık ve sigortacılık ön lisans olarak vardı. Şimdi lisans bölümü olarak açtık. Bu alanda bölümleri de arttırarak tabii ki portföyü genişletiyoruz. Özgür Hocam, siz genç, dinamik, e, yani yeni jenerasyonun e, yetiştirdiği öğretim görevlilerisiniz. Üniversitenin içindesiniz. Üniversitenin çok hızlı gelişim içinde olduğunu görüyoruz. Çünkü dünya çok hızlı, çabuk değişiyor. Kendi çalıştığınız üniversitenin sizi en çok etkileyen tarafı, sizi en çok e, heyecanlandıran ve çalışma şevki veren yönü hangisi? Psikolojik ihtiyaçlarını doyuran bir üniversite. Hem öğretim üyesinin, hem idari personelin hem öğrencinin. Bu ne demek? Kişi kendini güçlü hissediyor, yetkin hissediyor alanında, ait hissediyor çünkü üretim sistemin içerisinde. Öğretim üyesi patent yapıyor, sistemin içerisinde ait hissediyor. Öğrenci e, Teknofest gibi işte az önce bahsettiğimiz faaliyetler öğrenciler. Öğrenci mesela, e, öğrenci mesela şu anda kendi bisikletlerini yapan bir öğrenci grubu var, kendi işte drone'u geliştiren, hatta ondan sonra bunu şirketleştirerek şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri ile görüşme yapıp e, ülkenin savunmasında kullanılması üzere e, bunu ülkeye. Armağan eden bir öğrenci grubundan önemli bahsediyoruz. Önemli çünkü bu yayınlarda onu konuşuyoruz. Artık üniversitelerin de evet. yavaş yavaş kendine güveni arttıkça, evet. imkanları genişledikçe sanayiyle işbirliği yaptığını ve yüksek teknoloji üretmeye başladığını da görüyoruz. Üniversite tam anlamıyla aslında ekonomiye dokunmaya başladı. Kesinlikle. Bu açıdan çok önemli. Gaziantep de bunun için çok iyi bir örnek bizim için. Çünkü bir sanayi kenti. Fırsat merkezi. Fırsat merkezi. Üniversitede örneğin teknokentimiz üniversitenin. Organize sanayi bölgesi içerisinde. Öğrenciler orada kendi kuluçka şirketleriyle birlikte sürecin içerisine dahil olup üretiyor. O zaman üretince ne hissediyor? ait hissediyor. Önce ülkesine, sonrasında dünyaya, dünyanın bir parçası olarak ben ne yapabilirim diye düşünüyor. Bu açıdan çok kıymetli. Üretmek aidiyeti getiriyor çünkü beraberinde. Hatırlıyor musunuz hocam? Katılıyorum ve hocama da eklemek isterim. Ee, sadece sanayi bölgesinde büyük üretimlerden bahsetmiyoruz. Kendi prototipleme merkezimiz var üniversite içerisinde. Öğrenci bir fikirle geldiğinde hemen gel deneyelim diye prototipleme merkezinde fikri ürüne dönüştürme şansı var öğrencinin. Şimdi bu e, merkezlerin her birisi destekleme gerekiyor. Bir vizyon gerekiyor. Arkasında böyle bir vizyon olmasa siz bu kadar çok kendisine güvenli bir şekilde konuşan e, öğretim üyeleri olmazdınız. E, şimdi özellikle baktığım zaman kişiselleştirmiş eğitim modelini çok önemsedim. Ama öncelikle uluslararası işbirliklerin e, yüksek lisans ve doktora çalışmaları konusunda dünyadaki teknoloji transferini sağlama açısında bir avantaj yarattığı konusunda da e, ben oldukça ümitliyim. Evet kesinlikle burada master ve doktora programlarının varlığı üniversite içerisinde aynı zamanda bir kaliteyi de gösteriyor. Şu anda hatta ben psikolojik danışman olduğum için işte öğrencilerin tercih süreçlerinde şunu söylerim. Bir üniversitede eğer bir bölümde master ve doktora programı varsa o zaman orada nitelikli bir öğretim üyesi kadrosu vardır. Gözü kapalı bir şekilde oraya güvenebilirsiniz derim. Biz de bunun çok yaşayan bir örneğiz. O anlamda da bu Harika. arkasında bu güven aslında buradan geliyor tam olarak. Kaç öğrenci var ve genelde nereden tercih ediyorlar? Hangi bölgelerden? E, tabii ki Güneydoğu Anadolu yoğunluklu olmakla beraber Karadeniz'den Marmara'ya birçok bölgeden öğrencimiz var. Bizi burada heyecan inandıran şey hocamın bahsettiği lisansüstü eğitimle beraber Birçok üniversite öğretim elemanı da yetiştiren bir yüksek lisans ve doktora program sürecimiz var. Burada sadece kendi içimizdeki bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı zamanda ülkenin eğitim basamaklarına eleman yetiştiren bir düzeydeyiz. Bu da açıkçası bizim için gurur verici. Bir de sonuç olarak gençler arasında en önemli bence ihtiyaç iş bulma sorunu. Yani istihdam sorunu gençler arasındaki işsizliği düşürebilmek Hı. için hem çok iyi bir eğitim hem de Gaziantep gibi bir sanayi kentinde ara eleman ihtiyacını da karşılayacak yani kapasitede bir eğitim. Siz sadece doktora programları da değil ancak zamanda ön lisans programlarıyla da bu açıyı kapatacak bir yapı geliştirdiniz. Tam bununla ilgili bir veri var Cem Bey. Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından yapılan çalışma sonrasında mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite arasındayız. Tam aslında bu bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu da gösteren bir veri gibi görünüyor. Buna en çok sebep olan da aslında koop uygulamamız evet. ve öğrencilerin Eğitim esnasında sadece binalarında yer alan laboratuvarlarda değil, genele açılabilme, işbirliği kurabilme ve oradaki iş yerleriyle son dönem stajlarını yapıp, networkler kurup, daha e, okulu bitirmeden sözleşmesini imzalayan çok öğrencimiz var. Yani çok teşekkür yapalım. ediyorum her ikinize de. Bir kez her şeyden önce bu kadar dinamik, bu kadar çağdaş bir eğitim anlayışını benimsediğiniz ve bunu da e, büyük bir heyecanla anlattığınız için çok çok teşekkürler. Gaziantep'e çok selam götürün. Çok sağ olun. En kısa zamanda çok keyifliydi. E bu çocuklar zaten her şeyi biliyor. Gençler e, yani kolaylıkla eğitime ulaşabiliyorlar, bilgiye ulaşabiliyorlar. İsterse dünyada Harvard Üniversitesi'nin derslerini bile takip edebilirler ama önemli olan e, üniversitenin içinde onlara kıymet veren, değer veren, becerilerini yeteneklerini ön plana e, çıkararak becerilerini fark eden öğretmenlerin onların e, kıymetini Fark ederek inşa yapması. Ee, onun için de bazı özel yerler var. Gaziantep onlardan bir tanesi. Bu e, özel şehirlerde eğitimin maksimumunu alabilmek için öğrenci grupları gerekiyordu. Ve ekonomiye katkı. Onlar da bunu yapıyorlar zaten. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep'te galiba sanayiye en büyük desteği veren kuruluşlar olarak bir alternatif. Ben Cem Seymen. Hoşçakalın.